Yunus Emre Enstitüsü'nde geçtiğimiz günlerde bir kitap imza günü gerçekleşti. Sebze kitabının yazarı Özlem Varun hem kitabını tanıttı hem de o tarifle yapılan lezzetleri oraya gelenlerle buluşturdu efendim. Şimdi hem Özlem Varun'u tanıyoruz hem de İngilizce yazdığı, Türk lezzetlerini dünya ile buluşturduğu sebze kitabı geliyor ekranlara. Yunus Emre Enstitüsü'ndeyiz. Yanımızda da yemek kitabı yazarı Özlem Varun var. Şu an elimde bulunan sebzenin de imza günü biraz önce gerçekleşti. Yoğun da bir katılım vardı efendim. Şimdi dilerseniz öncelikle sizi tanıyalım, sonrasında kitapla ilgili konuşalım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, yemek yazarıyım. 20 seneyi aşkındır yurt dışında yaşıyorum. Türk yemeklerini paylaşmak çok büyük bir mutluluk. Avrupa, Amerika, Ürdün'de yemek dersleri veriyorum. Bize güzel, sağlıklı, leziz mutfağımızı paylaşmak büyük bir mutluluk. Öyle mi? Şimdi soyadınızdan da anlıyorum ki eşiniz de İngiliz. Evet. Peki siz evde genellikle sadece Türk yemekleri mi yapıyorsunuz? Vallahi Allah'tan eşim de çocuklar da çok seviyor. Hatta oğlum üniversite öğrencisi. Kitaptaki çoğu tarifi o arkadaşlarına yaptı üniversitede. Türk yemekleri ağırlıklı ama biz İtalya yemeklerini seviyoruz. Başka mutfakları da seviyoruz ama tabii bizim mutfağımız çok başka bir yerde. Değil mi? Evet. Şimdi oldukça da kalın bir kitap. Biraz önce yaptığımız konuşmada dediniz ki 2,5 yılımı aldı. Sebze kitabını alanlar nelerle karşılaşıyorlar bu kitapta? Sebze de mezesinden zeytinyağlısına, salatasından, zengin kahvaltımıza, fellah köftesi, fava, sokak yemekleri, tatlılarımız, turşular, her şey var diyeyim size. Yani Anadolu'nun dört bir köşesinden lezzetler var diyeyim. Ay, mercimekli köftesinden, pilavından, bulgurundan, nohut dürümünden, gözlemesinden. Dediğiniz gibi her yörenin tatlarını vermeye çalıştık. Antalya'nın tahini fasulye piyazı burada. Çünkü o kadar zengin bir yemek kültürümüz var ki, yani yöresel lezzetlerimiz ayrı, sağlıklı lezzetlerimiz aynı şekilde. Çok zengin bir mutfağımız var. İstedim ki hani kebap ötesi bizim bu güzel sebze ağırlıklı tatlarımızı da yurt dışında tanısınlar, bilsinler. Evet, şimdi buraya gelen katılımcılar arasında yabancılar da vardı. Evet. Şimdi onlar da hatta sizin bu tariflerinizden yola çıkarak da Yunus Emre Enstitüsü de birkaç lezzet hazırlamış. Onların da tadına baktılar. Lezzetler müthişti. Evet. Özellikle portakallı. Portakallı revani yapmışlar sağ olsunlar Yunus Emre Enstitüsü. Kuru kayısı tatlısı vardı. Patlıcanlı rulo börek vardı. Ne kadar zengin değil mi abi? Bir börek çeşitlerimizi düşündüğünüzde hani o kadar kol böreğinden tepsi böreğine paçağına değil mi? Ne kadar güzel. Hani tabii kitapta olanlar vejeteryan tatlı. Ama tabii bizim mutfağımız aynı zamanda çok adapte olabilen bir mutfak. Onu da anlattık. Hani hiçbir zaman no waste diyorlar, hiçbir şey atmayız. Aynı zamanda çok sağlıklı. Hem bunların da altını çizmeye çalıştık. Binlerce yıldan gelen bir zenginlik var tabii tarihi anlamda baktığınızda da. Dolayısıyla sebze bunların bir parçası ama çok güzel pratik tariflerle. Çünkü yemek tariflerinin yapılabilmesi çok önemli. Ben bir yemek dersleri öğretmeniyim. O anlamda hani her tarifin yapılabilmesine güzel resimlerle birlikte özen gösterdik. Güzel de bilgi var. Bu da tabii gurur verici bir şey. Aslında siz bir yandan da yaptığınız gezilerden fotoğraflarla da kitabı süslemişsiniz sanırım. Evet, Sam Harris kitabımızın fotoğrafçısı, çok iyi bir uluslararası çapta bir fotoğrafçı. O sağ olsun benimle İstanbul'a geldi. Hatta Antakya Altınözü'ne gittik, benim köklerime birlikte yaptık. Yani fotoğraflar özellikle Sam'in büyük çalışması ama aile resimleri çok var. Annemin İstanbul'daki evinde, Meriç çiftliğinde, Altınözü'nde teyzelerle, halalarla çift film yapmak tabii çok güzel. Çünkü bu hani bu paylaşım bizim çok önemli bir değerimiz. Evet. Paylaştıkça artan lezzetler, mutluluklar deriz ya. O anlamda hani bu sıcaklığı da hissetsin istedik. Türk konukseverliğini sebzeyle birlikte okurlar. Evet, sanırım bu elimizdeki şu an İngilizce versiyonu. Evet, evet. Bu İngilizce versiyonu o Hollanda'ya çevriliyor. O Ağustos'ta çıkacak. Almanca'ya çevriliyor. Önümüzdeki sene çıkacak. Türkçe inşallah öyle bir talep olursa o da çok güzel olur. Dünya çapında satışı var. Avustralya'da şu
anda sanıyorum bir numarada bu kategoride, hani sağlıklı yemekler kategorisinde. Amerika'da öyle. Hani bu da tabii çok büyük bir mutluluk vereceği. Türk mutfağını hani dünya çapında bir şekilde olsa, biraz da olsa tanıtabilme ya faydası bulunursa sebzenin. Çok, ve sebze hani her şeyden başı, ismi evet, sebze evet, Türkçe. Evet. O anlamda herkesi sebzenin vegetable olduğunu öğrendi İngilizler. Öyle mi? Evet. Harika. Bunu online'dan herhalde bulabilecekler tabii, değil mi? Tabii. Online, Amazon, online sebze yazdıklarında eminim çıkacaktır ya karşılarına. Yurt dışında yaşayan Türk aileleri için de önemli. Onu düşünüyorum. Benim iki tane çocuğum yemeklerimizle kültürüne olan bağlılığı hissediyor. Benim oğlum üniversite öğrencisi mesela, gözleme yapıyor. Anne diyor, arkadaşlarıma gözleme yaptım diyor. Çok güzel oldu ama ben aynı zamanda anneannemi hatırladım. Anneannemle birlikte yapardık bunu. Yani bu çok önemli bir şey, bunu duymak bana. Hani o bir şekilde kültürüyle bir bağlantı kuruyor. Yurt dışında yaşayan ailelerde umut ediyorum çocuklarıyla yemeklerimizi benim kitabım ya da artık başka Türk yemeklerinde paylaşarak o kültürel bağı yakalayıp onu tutmamız çok önemli o anlamda. Yemek kültürümüz bizim çünkü yemek ötesinde bir paylaşım, bir değerli bir kültürel öğe bizim için. Şimdi 85 farklı yemek tarifini bulabilecekleri bu kitap. Bunun dışında efendim son sorum şu olacak. Bu kitabın dışında video ile yaptığınız yemek tarifleri var mıdır? Valla birkaç YouTube videolar yaptım. Özlem Turkish Table adı altında. Çok amatör. Ama Instagram'da Özlem Turkish Table, Facebook'ta da Özlem Turkish Table olarak varım. Orada videolar paylaşıyorum. Yemek dersi veriyorum hem online hem birebir. Dolayısıyla inşallah o videolar da faydalı olur okurlara.